best wel een beetje spooky, om eerlijk te zijn. Als je hier rondloopt of zelfs in de auto rijdt, je hebt toch het gevoel dat de grond onder je voeten zo in één keer kan verdwijnen. Tabii ki zaten ki şu anki aşırı korkuyoruz şimdi. Bunun içerisinde tüm daban tarafı çalışıyor şu an opru. Gece yatırken mesela ki orada düşen bir parça burada yastığı kafana koyduğu anda onu aynen hissediyor. Sanki opru evin altında olmuş gibi. Kijk eens aan, piepers of gewoon aardappelen. Dat is nou de reden dat hier in Turkije deze sinkholes ontstaan. Er is hier namelijk heel veel landbouw. Dat is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Voor landbouw is water nodig. Water wat ontrokken wordt aan het grondwater. Daar ontstaan holtes in en dus ontstaan dit soort sinkholes. Die zijn heel diep, kijk maar. 60 meter is deze. Büyük bir karayol üzerinde bir araç geçerken fazla sayıda insanın olduğu bir araç oraya düşebilir. Ya da bu bölge içerisinde oluşan obrukların boyutlarına baktığımız zaman bununla sınırlı değil. Bu görmüş olduğumuz obruk 30 metrelik bir obruk. Ama bunun 1 kilometre olanlar var. Yani 1 kilometre çapında bir obruk düşünün. Şu yerleşim alanının tamamı içine girebilir. Dolayısıyla böyle bir risk söz konusu. We rijden hier het veld in. Achter de professor aan daar in de witte auto. Op zoek naar sinkholes. Geldiğimizde de söylediler yani bunu evlerin altını boş oluyor. Şu an oturursan oturmazsanız da olur dediler. Ama gideceğimiz yer yok. Tarlalar burada. O yüzden mecbur hayvanları ve tarlaları devletten karar çıkarsa kadar devam lazım işte.